Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere lilyum çiçeği bakımı ve çoğaltılması gibi konulardan bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Dilerseniz fazla uzatmadan konumuza dönelim. Burada gördüğünüz bizim bahçemizde bakmış olduğumuz lilyum çiçeğimiz. Lilyum çiçeğinin ışık ihtiyacı ile başlamak istiyorum ilk olarak. Lilyumlar direkt güneş ışığını sevmezler. Bol aydınlık olan yerleri, yani dolaylı yoldan gelen güneş ışığını severler. Zaten bizim bahçedeki lilyum da dolaylı yoldan güneş ışığı alıyor. Yani diğer çiçekler direkt güneş ışığı almasını engelliyor. Bu da onun gerçekten çok hoşuna gidiyor. Lilyumlarda bir diğer önemli nokta da sulamadır. Sulamada aşırıya kaçılmaması gerekir. Yani toprak kurumaya yakın sulama yapmalısınız. Bu lilyumlar için yeterli olacaktır. Aynı zamanda da sert rüzgarlardan korumalısınız. Eğer siz de bizim gibi bahçeye ekecekseniz aşırı rüzgar olan yerleri ekmemeye özen göstermelisiniz. Yani bizim ektiğimiz yere hafif esintiler geliyor. Bunu da ayrıca belirteyim size. Hafif esintiden herhangi bir zarar göreceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bizim bu bahçeye ektiğimiz yer hafif esintileri alıyor. Lilyumları aynı zamanda saksıya da ekebilirsiniz. Fakat lilyumlar açık havayı çok sevdikleri için sıklıkla havalandırmanızda fayda var. Saksıda hazır torf kullanabilir dileyen arkadaşlar. Bahçeye ekeceğiniz lilyumların toprağının yumuşak ve geçirgen olmasına dikkat etmelisiniz. Zira lilyumlar sert toprağı sevmez. Çok kirli, kireçli ve asitli topraklara da pek uyum sağlayamayabilir. Bunu da belirteyim. Son olarak da lilyumları nasıl çoğaltabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Sarımsak dişlerinde olduğu gibi bu çiçekte de soğanlar birden çok dişlerden oluşur. Her bir dişi ayırıp farklı yerlere ekerek çoğaltabilirsiniz. Soğanlar ilkbahar aylarında ekilir. Fakat bizim gibi Akdeniz bölgesi gibi sıcak iklime sahip bir yerde yaşıyorsanız Şubat sonu gibi de ekebilirsiniz. Biz Şubat sonu gibi ekmiştik buradaki lilyumu. Haziran ayında da çiçek açtı zaten. Videomu sonlandırmadan önce sizlere bir püf noktadan da bahsetmek istiyorum. Çiçekler solduğunda yapraklar ve kökler de 17-15 gün sonra kurumaya başlayacaktır. İşte bu süreçte soğan dinlenme sürecine girer. Lilyum çiçeğinin kuruyan saplarını hiçbir zaman kesmemenizde fayda var. Bırakın kurusunlar. Üzerinde kalsın yani. Eğer sapları keser ya da kopartırsanız bu bir sene sonra lilyumların çok cansız çiçek açmasına neden olabilir. Yani çiçeklerin canlı olması için sapları kopartmamanızda fayda var. Benim lilyumlar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videoda sizler için yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Aklınıza takılan veya benim bahsetmeyi unuttuğum konuları yorum kısmına dile getirebilirsiniz. Bunları seve seve cevaplayacağım. Dileyen arkadaşlar Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da bana ulaşabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.